Evet sevgili bahisseverler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddaabilir TV'den hepinize merhabalar. 1. hafta Spor Toto bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Tabii geçen hafta biz yine 1. hafta demiştik ama bazı sitelerde çünkü 1 diyordu, bazılarında 53 diyordu. Biz de 52 haftadan sonra 1'e geçtiğini düşünerek 1. hafta demiştik ama Türkiye Ligi ile beraber herhalde bu hafta 1. oluyor. Çünkü Nesine Milyoner gibi böyle bazı sitelerde 1, bazılarında 53 görünüyordu. Neyse bu hafta 1. hafta. Onu söyleyelim. Geçen hafta 15 bilen 9 kişiydi arkadaşlar. 30'ar bin lira kazandılar. 14 bilen 300 küsür kişi 500 lira civarı para kazandı. Biliyorsunuz ikramiye dağıtma kuralları farklı. Kaç para yatırdın, nasıl oynadın, kaç kişi bildi. Onun içinde 13 var, 12 var. Bunların hesaplanması farklı. Bizim 20 ile 25. hafta videolarında bulabilirsiniz. Bunları merak ediyorsanız anlatmıştık. Toto klasörünün içinde yeni yönetmenim şurada Toto klasörünü paylaşır. Spor Toto videolarımızı. 20 ile 25. haftanın ilk 2-3 dakikasında bunları anlattığım videolar var o haftalarda. 13 bilen 4000 küsur kişi 35 lira, 12 bilen 30.000'e yakın kişi de 6-7 lira para almış. Bizim takipçilerimizin arasında da yine ismini hatırlamadığım birçok arkadaşımız 13 ve 12 tutturmuş. Birkaç tane de 14 tutturan arkadaşlarımız var. İsimlerini hatırlamıyorum. Hepsine selamlar, saygılar. Hepsini tebrik ediyorum buradan. Yardımımız oluyorsa bizlere ne mutlu. En azından bilgiler veriyoruz. Fikirlerimizi söylüyoruz. Tabii birkaç maçı da değiştirin diyoruz. Çünkü Toto'nun mantığı ne olduğunu bilmekten ziyade hani ne hangi sürprizlerin çıkacağını bilmek. Çünkü bu sürpriz ne kadar çok çıkarsa o kadar az bilen oluyor ve o kadar para kazanabiliyorsunuz. Bu mantığı önce anlamalısınız. Hiç Spor Toto oynamamış arkadaşlarımız bazen yazıyor. Bu 15 maçı hepsini mi oynayalım, işte çifte şanslı mı oynayalım filan diye. Bu Spor Toto arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Sadece burada belli başlı 15 tane maç seçiyor Toto ve biz de o maçları bilmeye çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Biz geçen hafta 4 tane maçta yine yattık. Hatta o arkadaşımızı ben yanıltmışım, 14 bilen. Sao Paulo Santos mücadelesinde 1-0 düşünüyormuş. Ben 0-2 deyince tabii diyorum ben bu maçta sürprize gideceğim diye. O maçın favorisi de ev sahibiydi ama ben lider Santos'un yenilmeyeceğini düşünüyordum. 3-1 yenildi. Biz orada hata yaptık. Leicester City gol atamayınca 0-0 bitince oradan yattık. Bir de Bordeaux maçında favoriye ev sahibine değil de Bordeaux yenilmez diye oynamıştım. O 3-4 olarak da Feyenoord tabii Herenveen'i yenemeyince bizim kuponumuz 11'de kalmıştı. Bu hafta arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Ben hızlı hızlı fikirlerimi söyleyeceğim ama sizlerden de şuna dikkat etmenizi istiyorum. İlk 9 maçımız zaten Türkiye Ligi başlıyor bu hafta biliyorsunuz. Ve ilk haftalarda, ilk 2-3 hafta, 4 hafta falan takımlar oturana kadar, futbolcular uyum sağlayana kadar, takım tempo kazanana kadar, yeni gelen o kadar çok futbolcu var ki ve giden bütün takımlarda hepsine tek tek baktım. Bakın şimdi Google'a yazın. Sivas Spor, gelenler gidenler, atıyorum Rize Spor, gelenler gidenler. İlk sırada Google size transfer marketin sayfasını açıyor. Oraya girdiğiniz zaman kaç böyle 8-10 kişi gelmiş, 8-10 kişi gitmiş, teknik direktörü kim? Hepsini gösteriyor arkadaşlar. Oradan bakın. Ben hepsini saymaya kalksam bu video yarım saati geçer. Yani o yüzden kendiniz bakın kim gelmiş, kim gitmiş. Ki çok da bir önemi olmayacak. Çünkü ilk maç dediğim gibi bazıları kamp sürecinde hocası geç gelmiş oluyor, oyuncu geç gelmiş oluyor, bir arada oynayamıyorlar filan falan. O yüzden her tür sürpriz çıkabilir. Ben böyle dönemlerde ev sahibi takım güçlüyse daha çok puan kaybetmeyeceğinden yana hakkımı kullanıyorum. Direkt 1 ya da 1-0 gibi. Ya da deplasmanda olan bir takım güçlüyse bile ev sahibinin sürpriz yapabileceğini neyse anlatacağım şimdi. Ben şimdi 9 tane Türkiye'den sonra 2 tane İngiltere, 2 tane Almanya. Almanya'da başlıyor bu hafta biliyorsunuz. İspanya'dan da 2 tane maçımız var. Hızlıca söylüyorum. 1 numaralı maçımız Denizli Spor Galatasaray. 2 tane şampiyon oynuyor. Peki burada ne yapabiliriz? Şimdi Galatasaray deplasmanda olduğu için ben sürpriz arama tarafındayım. Yani deplasmanda olduğu için. Ve Denizli Spor kapalı kutu. Rudoega falan var. Bakarsınız işte anlattığım gibi oradan. Ayrı bir motivasyonla oynayabilirler. Lige yeni çıkmış takımların ilk maçlarında neler yaptığını birçok ligde daha önceden rastladığımız için açıkçası beraberlikten korkuyorum. Yenebileceğini sanmıyorum ama 1-1 ya da 1-2 Galatasaray galibiyeti beklediğim için ben 0-2 olarak kullandım. Her hafta 256 liralık kupon yapıyorum. Param olduğunda oynuyorum. Oynamadığında 2-3 kişi danaya girer gibi giriyoruz. Bunu da merak edenler var. Her hafta oynamıyorum yani ama 256 bana göre ne çok ne az. Çünkü bunu tutturanlara baktığınızda 800-900 lira, 1000 lira, 2000 lira oynayanlar 13-14-15 tutturuyor. Az oynayanlar tabii şansının yardımıyla 50 kuruş, 1 lirayla, 2 lirayla, 4 lirayla tutturuyor ama bana göre ortalama en az oynayacaklar bile 4-8-16 civarı oynasın. Yüksek oynayacaklara lafım yok zaten. Dediğim gibi burada en az 2 tercih yapılmalı, 0 ve 2 şeklinde diye düşünüyorum. 2 numaralı Sivas Spor Beşiktaş mücadelesinde
Beşiktaş'ın hem yeteri kadar transfer yapmamasından dolayı hem de tam 10 tane eksiği var arkadaşlar. Jermaine Lens biliyorsunuz Sivasspor'la transfer görüşmeleri halindeydi, gittiydi, gitmediydi. Kalsa bile kırmızı kart cezası olduğu için oynayamayacağı bilgisi var. Atiba Hutchinson sakat, Enzo Rocco sakat, Adem Laiç uyluk sakatlığı, Dorukhan yine aynı şekilde, Geri Meder kasığından sakat, Burak Yılmaz ayağından sakat, Necip Uysal kasığından sakat, Gökhan Gönül ayak tarak kemiğinden sakat ve Karius da baldırından sakat. Adeta bir revire dönmüş yani. Bilmiyorum nasıl bir kadro ile çıkacaklar Beşiktaş'a. Siz de bunları yine araştırın arkadaşlar. Pardon. Cuma günü saat 20.30'da ilk mücadele biliyorsunuz Galatasaray maçıyla başlıyor ve bu maçtan en fazla böyle 200 saat kalana kadar son bilgileri, sakatları, cezaları araştırın. Yine Nesine Milyoner Misli Tuttur gibi sitelerden ve yine Transfermarkt'tan de oradan da bulabilirsiniz. Bu bilgileri vereyim. Ben bu durumda tabii Beşiktaş'ın Sivas deplasmanında tabii ki Toto açısından da baktığımızda bir sürpriz bekleyeceğiz. O yüzden ben 1 ve 0 aldım. Bu kadar sakat cezalıyla Beşiktaş buradan 3 puan alırsa helal olsun diyeceğiz. Ben 1 ve 0 aldım. Aynı şekilde düşünüyorsanız böyle oynayabilirsiniz. 3 numaralı mücadelede Fenerbahçe, Gazişehir, Gaziantep yine yeni bir ekibimizi ağırlıyor. Fenerbahçe fena değil. Hazırlık maçlarında ne kadar güçlü takımlarla oynayıp yenildiğini görsek de organize olarak en azından Gazişehir'e ilk haftadan Kadıköy'de saha ve seyircisi önünde puan kaybedeceğini düşünmediğim için. Tabi bütçesi olanlar sıfırı da alsınlar ama ben 256'lık kuponuma 1 olarak aldım. Bütçem olsa 0 koyar mıydım? Koyardım ama olmadığı için ortalama bir bütçeyle yaptığım için 1 olarak aldım. 4 numaralı Kasımpaşa Trabzonspor mücadelesine baktığınız zaman yine her iki takıma da çok fazla gelen giden var. Bu uyum sonucu en başta anlattıklarım sebeplerden dolayı 1 ve 2 aldım. Ya Kasımpaşa kendi evinde Trabzon'u yenebilir çünkü Perşembe günü. Biz bu videoyu Perşembe çekiyoruz. Akşamında Sparta Prag'da oynayacak Trabzonspor. Yorgunluk olacaktır. Turu geçti mi geçmedi mi, morali bozuk mu? Ne olursa olsun Trabzonspor etkilenebilir. Ya Kasımpaşa yener ya Trabzon yener şeklinde ben sürpriz, hani bir tarafı sürpriz bir tarafı favori olan iki şekilde tercih aldım. Sizlere de bu şekilde öneriyorum. 5 numaralı mücadelede Malatyaspor Başakşehir'de Okan Buruk'la beraber tabii moraller bozuk, Avrupa'da elendiler Şampiyonlar Ligi'nden Başakşehir ama UEFA'da devam edecekler. Burada Başakşehir'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Malatya'nın gücünün Başakşehir'e yetmeyeceğini ama sürpriz çıksa da beraberlik de çıkacağını düşündüğüm için yine iki tercih yaptığım mücadelelerden biri 0 ve 2 şeklinde öneriyorum sizlere de. 6 numarada Gençler Birliği Çaykur Rize var. Yine ligin yeni ekiplerinden biri Gençler Birliği. Dediğim gibi bütün takımlarda çok fazla transfer var. Neler olacak hepsi kapalı kutu ama ben yine burada daha çok yine 1 ve 2'ye gittim. Beraberlik beklemiyorum. Ya ev sahibi kazanır, favori olan taraf olacaktır. Ya da Rize tecrübesiyle ilk maçtan deplasmanda yener gelir. Bu da sürpriz olur, güzel olur. 1 ve 2 şeklinde aldım. Siz de bu şekilde düşünürseniz en az iki tercih yapın ama. Kayseri-Alanya maçında da yine aynı şekilde. Kendi sahasında Kayseri'ye yenebilir ya da Alanya sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Yani bir tercihim ideal, favori, bir tercihim sürpriz şeklinde. Buraya kadar Fener maçı hariç çift tercih gittik. Konya-Ankara gücü maçında tabii bütçeden dolayı yine tek tercih yaptım. Direkt Konya'yı aldım. Ankara gücünün deplasmanda bir varlık gösterebileceğini sanmıyorum. Hocası da yeniydi yanlış hatırlamıyorsam, bakarsınız yine o siteden. Altyapıdan gelen bir hocası var, adını hatırlamıyorum, Türk. Konya yener diye tek tercih aldım ben. Onu söyleyeyim. Konya'yı tek geçtim. Göztepe Antalya maçında yine sürpriz çıkabilir ya Antalya 1-2-1-3 yenebilir ya Göztepe yine Antalya'yı 2-1-3-1 yenebilir diye onu da 1-2 aldım. İlk 9 maç çok önemli arkadaşlar. Bunların içinden en az 3-4 maç 5 maç sürpriz çıkacaktır diye düşünüyorum. Ona göre tercihlerinizi yapın. Bir tane favori ise bir tane sürpriz yapın. Tek tercih gideceklerdi. Artık o maçta mı sürpriz arar? Hangi maçta bir kere sürpriz arayacağınızı düşünün. Dediğim gibi ben Sivas Meşiktaş'ta mesela sürpriz aramak nasıl mantıklı? Gördüğünüz gibi bu sebeplerden dolayı. Denizli Galatasaray'da da o şekilde ama hani Fener'e belki bir nebze daha güvenebiliriz gibi kendi sahasında. İşte Trabzon'da neden sürpriz arıyorum? Hem deplasmanda hem Avrupa'dan dönüyor gibi sebeplerden o maçları iyi belirleyin. 10 numaralı mücadelede Manchester City Tottenham. Tabi City'nin ne kadar güzel oynadığını, ne kadar taş gibi bir takım olduğunu izleyenler bilecektir. Tottenham da keza öyle. Tottenham'ı da çok beğendim ben bu hafta. Arkadan gelip çevirdiler yine maçı ama City'ye kendi sahasında Tottenham'ın direnebileceğini düşünmüyorum. Fakat ikinci tercihi mutlaka almalısınız. Ben 1 ve 0 şeklinde aldım. Tottenham sürpriz yapsa bile en fazla beraberlik çıkaracaktır diye düşündüğümden en az 2 tercih yapmalısınız. Siz de 1 ve 0 olarak alabilirsiniz kuponlarınıza bence. Chelsea-Leicester City'ye geldiğimiz zaman Leicester City ilk maçta 0-0 berabere kaldı. Yenemedi kendisi aslında. Chelsea'yi de yine hem ligde hem de Süper Kupa'da izledik gayet güzel.
Ne kadar Hazard gitmiş olsa da çok transfer yapamasalar da genç oyuncularla birlikte gayet güzel bir futbol oynadıklarını bildiğim için kendi sahasında galibiyete artık Leicester'la başlayacağını düşünüyorum. Bir de tek tercih yaptığım maçlardan biri, yine bütçesi olanlar sıfırı da alsınlar ama Leicester galibiyeti beklemiyorum. Ben Chelsea galibiyeti beklediğim için ve bütçemi ayarlamak zorunda olduğum için direkt 1 olarak aldım. 12 numaralı Mönchengladbach Schalke mücadelesinde her iki takımın da hazırlık dönemine baktığımızda iyi bir hazırlık dönemi geçirmişler. Schalke Ozan Kabak'ı da aldı biliyorsunuz bu sene. Defansını da güçlendirdi. Hazırlık dönemine baktığımızda yine her iki takım da fena değil ama Mönchengladbach biraz daha iyi geçirmiş gibi, daha zorlu takımlarla oynamış gibi görünüyor ve kendi sahasında da olmasından dolayı 1 ve 0 aldım. Burada da yine bir sürpriz çıkarsa 0'la çıkacaktır diye düşünüyorum. Frankfurt Hoffenheim maçı evet çok tehlikeli. İddiada olsaydı varlar üstler havada uçuşabilirdi. Yine gollü bir maç olabilirdi ama her iki takımın da yine hazırlık dönemine baktığımızda, bu arada hafta arası ikisi de Afrika Almanya Federasyon Kupası maçları oynadı güçsüz takımlarla. Frankfurt'un daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum ve kendi evinde olmasından dolayı da hazırlık dönemindeki oynadığı maçları da kıyaslayarak aslında yanına da mutlaka sıfır alınmalı bütçe varsa ama ben tek tercihlerimden birini burada kullandım. Bir olarak aldım Frankfurt'a, kendi evinde güvendim. Siz de böyle düşünüyorsanız tek tercih olarak Frankfurt'u alabilirsiniz ama isterseniz sürpriz ararsanız da ya 1-2 ile ya 1-0 ile arayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu arada Frankfurt'un da Avrupa'dan döneceğini hatırlatalım ama kendi evinde Vaduz'da oynayacak. Onu da söyleyelim. Deplasmana gitmiyor yani. 14 numaralı mücadele Celta Vigo Real Madrid. Evet, Real Madrid'de yine güç kaybı var. Hazırlık dönemi o kadar iyi geçmedi ama Celta Vigo da hani çok fazla iyi değil bana göre. Yani sürpriz potansiyeli yok ama bu son iki maçtan birinde sürpriz çıkabilir, onu söyleyeyim. Ya Celta Vigo Real Madrid'de bir beraberlik ya da 15. maç olan Espanyol Sevilla maçında bir beraberlik çıkabilir. Ben bütçe 256'ya sabitlemek istediğim için, çok fazla 512'lere, 1024'lere çıkmak istemediğim için Real Madrid'e de 2 oynadım. Yenecektir diye düşünüyorum. İlk haftada sürpriz yaşatmayacaktır. Celta Vigo'ya göre daha iyi olduğu için. Espanyol Sevilla mücadelesine de yine Sevilla'ya güvendim ama bir beraberlik ihtimali var. Espanyol da iyi çünkü hazırlık döneminde iyi şeyler, iyi maçlar oynadılar, iyi sonuçlar çıkardılar. Onu söyleyeyim, benim fikrime göre ben 256'da kalmak zorunda olduğum için diyorum ya, o yüzden mecbur Sevilla'ya dönmedim. Real Madrid'in değil de sanki burada bir sürpriz çıkar mı diye düşünmüyor değilim. Yine Avrupa'dan dönecek Espanyol. Onu söyleyeyim. Belki burada Sevilla yener. Belki Celta Vigo Real Madrid berabere biter. Bu iki maçtan birinde mutlaka sürpriz arayın. Ben ikisini de 2 aldım. Söyleyeyim, Espanyol Sevilla'da direkt 0 geçmeyi düşündüm ama son iki maçta kararsızım. Orada kararı size bırakıyorum. Benim önerilerim size, tercihlerim bu şekilde arkadaşlar. En başta videoyu ileri aldıysanız bir bakın bir zahmet. Çünkü nereden nasıl faydalanacağınızı anlattım. Sizin faydanıza olacak şeyler anlattım ve maçlar hakkında, sürpriz düşündüğünüz maçlar hakkında ve kuponunuzla ilgili siz de yorumlara aşağıya yazarsanız fikirlerinizi diğer arkadaşlarımız da faydalanabilir. Ayrıca birisi ben 14 tutturdum, ben 15 tutturdum, ben 13 tutturdum dediği zaman peşinden gitmeye kalkmayın arkadaşlar. O adam her hafta 14-15 tutturmuyor yani. O yüzden kuponunu ben de oynayabilir miyim, abi kuponunu benimle paylaşır mısın falan demeyin adamlara. Herkesin şansı kendine. Yorumlarınızı siz de paylaşırsanız, like'larınızı gönderirseniz sevinirim. Hepinize bol şanslar diliyorum inşallah. Çok fazla ben 15 bilen olacağını da sanmıyorum ama inşallah sizden birkaçınız bilir. Hepinize bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.